Kanal 56 Ana Haber Bülteni'nden hepinize mutlu akşamlar değerli izleyenler. En doğru ve tarafsız haberlerle tekrar karşınızdayız. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için yaptırdığı türbenin maketinin bugün İstanbul Miniatürk'te açılışı gerçekleşti sevgili seyirciler. Bunun müjdesini dün siz değerli izleyenlerimize vermiştik. Bugün ayrıca Mayıs ayında Veysel Karani Hazretleri'nin türbesinin de Miniatürk'te açılacağını öğrendik. Tillo maketi Miniatürk'teki Konya Alaaddin Camii maketinin yanında çifte minareli medrese maketinin de karşısında yer alıyor. Siirt'in sahip olduğu inanç ve kültür turizmini tanıtım amacıyla İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için yaptırdığı türbenin maketi bugün İstanbul Miniatürk'te düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilerek sergilenmeye başlandı. İstanbul Miniatürk'te düzenlenen açılış törenine İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Siirt Valisi Ahmet Aydın, Siirt Milletvekilleri Afif Demirkıran ve Osman Ören, Siirt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Erman, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Tillo Kaymakamı Ceyhun Dilşat Taşkın, Tillo Belediye Başkanı Mesut Memduhoğlu, İstanbul'daki Siirt derneklerinin yönetici ve üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "Aziz Siirtlilerle böyle güzel ve anlamlı bir açılışta bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. İlim İrfan Yurdu, Evliyalar Diyarı Siirt'in sahip olduğu zengin manevi değerlerin İstanbul'da sergilenmesi, ilin tanıtımı açısından önemli ve anlamlıdır. Emeği geçenleri kutluyorum. Buradan tüm Siirtli hemşerilerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum," dedi. Siirt'te son yıllarda yapılan önemli tanıtım çalışmalarıyla inanç turizmine dikkat çekildiğini belirten Vali Mutlu, anne sevgisinin sembolü Veysel Karani Hazretleri'nin gelecek yıl Mayıs ayında İstanbul Miniatürk'te türbe maketinin açılacağı müjdesini vererek tüm giderlerin İstanbul Valiliğince karşılanacağını sözlerine ekledi. Siirt'in tarihi, kültür ve inanç turizmini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Vali Aydın, İslam dünyasında büyük bir yer edinen Veysel Karani, İsmail Fakirullah, İbrahim Hakkı, Sultan Memduh ve yüzlerce gönül ve ilim insanının yaşadığı Sultanşehir Siirt'te bu manevi değerlerin tanıtılması ve yaşatılması adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Tillo Türbe maketinin açılışından sonra Veysel Karani Hazretleri'nin maketinin de Mayıs ayında Anneler Günü'nde açılacak olması günümüzü daha da anlamlandırmıştır. Bu vesileyle İstanbul Valimiz Sayın Hüseyin Avni Mutlu Bey'e ve Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'a destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum," dedi. Siirt günleriyle Tillo Bilim Kültür Günleri'nin kamuoyunda büyük yankı bulduğunu ifade eden Vali Aydın, "Türbe maketin açılışında ve yapılmasında emeği geçen Tillolu hemşerimiz iş adamı Mehmet Sıddık Yıldız'a, ayrıca Miniatürk İşletme Müdürü Resul Erkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından tören plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Miniatürk'te yerleştirilen ve her türlü hava koşuluna dayanacak şekilde dizayn edilen İsmail Fakirullah İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi'nin maketi 1/25 ölçeğinde olup, Miniatürk'teki Konya Alaaddin Camii maketinin yanında çifte minareli medrese maketinin de karşısında yer alıyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Siirt Valisi Ahmet Aydın'ın eşi hayırsever Arzu Aydın, Ulus Mahallesi'nde maddi imkanı yetersiz olan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek çeşitli yardımlarda bulundu. Bayan Aydın ziyaret ettiği her aileye 250 lira nakdi yardım, barınma, eğitim, beyaz eşya, kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.
Siirt Valisi Ahmet Aydın'ın eşi Bayan Aydın, ilimize bağlı Ulus Mahallesi'nde maddi imkanı yetersiz olan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek çeşitli yardımlarda bulundu. Vali eşi Bayan Aydın beraberinde Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Hifzullah Can Polat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdür Vekili Talat İnan ve vakıf çalışanlarıyla birlikte Ulus Mahallesi'nde ikamet eden Şükrü Timurtaş, Ayşe Parspancı, Supiye Türkan, Ali Evin, Turhan Evin, Ayşe Kadak ve Osman Beşi adlı ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek dert ve sıkıntılarını dinledi. Ailelerle bir süre sohbet eden Bayan Aydın, ziyaret ettiği her aileye 250 lira nakdi yardım, barınma, eğitim ve beyaz eşya, kırtasiye ve giyim yardımında bulundu. Ziyaret ettiği ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenen Bayan Aydın, çocukların eğitim durumları hakkında bilgi aldı. Bayan Aydın, aile ziyaretleri sırasında Timurtaş, Türkan, Evin ve Kadak ailelerinin okul çağındaki çocuklarının okul masraflarının tamamının karşılanacağını belirterek, özellikle kız çocuklarının okutulması yönünde ailelere her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanacağını belirtti. İlimiz genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal ve ekonomik olarak destek verilmesi gerektiğini ifade eden Bayan Aydın, ilimizde ekonomik bakımdan yoksul ailelerin sorunlarıyla ilgilenmek ve çözümler üretmek, hem inancımızın hem de sosyal devlet olmanın gereğidir. Bu nedenle ekonomik yoksulluk içerisinde bulunan ailelere yönelik destek ve yardımlarımızla ziyaretlerimiz de devam edecektir diye konuştu. İhtiyaç sahibi yoksul ailelerde yapılan bu ziyaretten memnun olduklarını belirterek ilgililere teşekkür ettiler. DEDAŞ görevlilerini taşıyan araç yola döşenen mucur sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olayda 4 kişi yaralandı. Siirt'in Şirvan ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi görevlilerini taşıyan aracın şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Şirvan ilçesi Yağcılar Köyü'nde elektrik faturalarını tahsil etmeye giden Sabri Baykar yönetimindeki DEDAŞ'a ait 34HJ1946 plakalı araç, Yağcılar Köyü sınırında yapılan yol yapım ve bakım çalışmalarında yola döşenen mucur nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan DEDAŞ görevlilerinden Ahmet Kaçar, Sabri Baykara, İlyas Kars ve Hasan Hüseyin Özevin yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir başka kaza haberi de Pervar ilçesi Ormandalı köyünden geldi değerli izleyenler. Cahit Kaymaz yönetimindeki traktör takla attı. Olayda araç sürücüsü hafif yaralanırken 15 yaşındaki genç ağır yaralandı. Siirt'te takla atan traktörün altında kalan genç ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Pervar ilçesi Ormandalı köyünde Cahit Kaymaz yönetimindeki traktör, köy yolunun 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Cahit Kaymaz hafif yaralanırken bacağı traktörün altında kalan Mehmet Hüseyin Akbalık ise ağır yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cahit Kaymaz ayakta tedavi edilirken bacağı kopmak üzere olan Akbalık ise ameliyata alındı. Aşırı kan kaybeden gencin hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İçeriye al, içeriye, buraya. Ha, buraya. 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 Başı, sen git, öyle al. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü okulların açılmasıyla birlikte okul yönetimiyle iletişim halinde olarak okul polisi uygulamasını başlattı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü Eğitim Öğretim Yanı'nın başlamasıyla birlikte okul önlerinde güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğümüz Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda güvenli bir eğitim öğretim dönemi geçirilebilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. İlköğretim ve liselerin tamamının okul giriş çıkışları için ekipler görevlendirilmiş, koordinasyonun sağlanabilmesi için biri komiser olmak üzere 3 personel okul polisi olarak görevlendirilmiştir. Okul polislerimiz, okul müdürlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve okul aile birlikleriyle iletişim halinde olacak,
en hızlı şekilde güvenlikle ilgili bilgi paylaşımını sağlayacaklardır. Ayrıca 2012-2013 eğitim öğretim yılı sonunda 2013-2014 yılının güvenlik stratejilerini belirlemek amacıyla il merkezi ilköğretim ve liselerde görevli tüm rehber öğretmenlerle toplantı yapılmış, toplantı sonunda meydana gelen olaylara en hızlı şekilde müdahale edilmesi için okul müdürleri ve rehber öğretmenlerle okul polislerinin sıkı işbirliği yapması kararlaştırılmış, bu amaçla iletişim kanallarının açık tutulması amaçlanmıştır. Tüm bu faaliyetlerimizle birlikte İl Emniyet Müdürlüğümüz birimleri çocuklarımızın korunmasına yönelik her türlü çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi 2013-2014 eğitim öğretim yılında da okullarımız ve çevresinin güvenliği ön planda tutulacak, okullarla ilgisi olmayan şahısların okul çevresinde bulunmasına müsaade edilmeyecektir. Ayrıca oyun salonlarında 18 yaş altı çocuklarımızla internet kafelerde okul saatlerinde okul üniformalı çocuklarımızın bulunmasına izin verilmemektedir. Bununla beraber yaş grubuna göre internet kafelerde bulunmasına müsaade edilen çocuklarımıza yönelik denetimler titizlikle yapılacak, kurallara uymayanlar hakkında gerekli idari işlem uygulanacaktır denildi. Geri dönüşümün gittikçe önem kazanması, atık maddelerin fabrikalara geri gönderilerek hem ekonomiye can vermesi hem de çevreyi koruması açısından çok önemli. Geri dönüşüm işini Siirt'te yaklaşık olarak 20 yıldır aktif olarak yaptığını ifade eden Hasan Aksu, geri dönüşüm hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son yıllarda hem ülkemizin batı bölgesinde hem de Avrupa'da popüler hale gelen geri dönüşüm adı altında atık maddeler ekonominin ham maddesi olarak fabrikalarda kullanılıyor. Kağıt, plastik ve cam atıklar gibi atık maddeler dönüştürülerek ekonomiye geri dönüşüm olarak çevriliyor. Kağıt, plastik ve cam atıklar dönüştürülmediği takdirde doğanın ekolojik dengesini bozuyor. Çevre kirliliğini engelleme konusundaysa geri dönüşüm işlemleri son yılların en göze çalışması olarak görülüyor. Ülkemize ekonomik olarak kazanç sağlayan bu işlemler hem istihdam hem de enerji ve nakdi kazanç sağlıyor. Türkiye'de yıllık atık miktarı 2 milyon 594 tondur. Geri dönüşümle birlikte yaklaşık 212 milyon adet yetişmiş çam ağacı kurtarılabilir. Böylece ağaç dikmeden hazır 1911 dekar orman alanı oluşturarak geleceğe yatırım yapılır. Batı ülkelerinde yapılan araştırmalara göre bir insan toplam 3 ay içinde kendi kilosu kadar çöp oluşturuyor. Atık günümüzde üretim çarkının ham maddesidir. Bu yüzden kazandırdığımız her şey yalnızca doğaya değil, günlük yaşamımıza da olumlu katkılar yapıyor. Geri dönüşüm işini Siirt'e yaklaşık olarak 20 yıldır aktif olarak yaptığını ifade eden Hasan Aksu, geri dönüşüm hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu işi profesyonel anlamda 12 yıldır yaptığını belirten Aksu, geri dönüşüm ülkemizin batısında ve Avrupa'da daha modern şartlarda yapılıyor. Siirt'te ne yazık ki kendi imkanlarımızla Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Yaklaşık 20 yıldır bu işin içinde büyüdüm diyebilirim. 30 yaşındayım. İsmim Hasan. 10-12 yıldır profesyonelce bu işi yapıyorum. Siirt koşullarından. Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep gibi, İskenderun gibi illere ihracat ediyoruz. Poşetinden çuvalına kadar her türlü geri dönüşüm malzemeleriyle birlikte sadece cam şişeleri toplamıyoruz. Ama diğer bütün hurda çeşitlerinin hepsini topluyoruz. Gerek medyadan, görsel medyadan takip ettiğimize göre, ettiğim kadarıyla hani ciddi faydaları vardır. Çevre ekolojisine, maddi ekonomisine vesaire. Burada böyle ciddi imkansızlıklara rağmen hani kendi imkanlarımızı kullanarak, daha çok insan gücünü kullanarak yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar becerdiysek odur işte. Çöp değil, hani çöp olarak görmüyoruz kesinlikle. O doğanın kendiliğinden, ormandan, ham maddelerden, petrolden oluşan ham maddelerdir çoğunluğu. Bunları ekonomiye, geri dönüşüme, tekrar yeni yapılanmaya kazandırmaya çalışıyoruz. 400 ton ya da 500 tonu bulan bir tonajımız var.
İl olarak plastikleri Diyarbakır'a gönderiyoruz. Poşetleri Adana'ya gönderiyoruz, çuvalını. PET camları Gaziantep'e gönderiyoruz. Demirleri İskenderun'a gönderiyoruz, Osmaniye bölgesine. Maraş'a da kağıdı gönderiyoruz. Elimde bulundurduğum PET camın yaklaşık ortalama ömrü 400-500 yıla yakın bir ömrü var doğada bulunduğu sürece. Bu tür maddelerin çevreci örgütlerin devlet destekli, halkın bilinçli bir toplama koşulları, o halkın bilinçli bir eğitimden geçmesi sonucu bu tür maddelerin hiçbir şekilde doğa zarar vermeyeceği ve istedilen şekilde, düzeyde toplatılacağı. Bu haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ümidiyle mutlu akşamlar.